Efendim, her bölgenin kendine özgü, kendine has bir yemek tadı var. Tatlı tadı var, hiç şüphesiz. Kaymak deyince insanların aklına ne geliyor? Kime sorsan, şu an ekranları başında izleyen vatandaşlarımız hemen şunu söyler. Afyon kaymağı gelir. Ama burada ekmek kadayıfı ve kaymaklı kadayıf ve kaymak tatlısı da Balıkesir'in merkezinde çok ünlü yerler ve ünlü merkezler var. Bunlardan bir tanesini keşfetmek ve tadına bakmak için sizler için ziyaret edeceğiz. Buyurun efendim. Bu bölgenin tatları meşhur. Biz de bu tatlardan tatmaya geliyoruz efendim. Bu tatların zevkini ve keyfini ve lezzetini size aktaracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Efendim, çok güzel lezzetler olduğunu söylemiştik. Her bölgenin, her noktanın kendine göre bir lezzeti var, bir damak zevki var. Ben bu damak zevkini her gittiğim noktada, her gittiğim bölgede Anadolu'muzun amansız tatlarını size sunuyoruz, ekranlara getiriyoruz. Şu anda Balıkesir'in merkezinde çok değerli bir işletmeci abimizle beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz ekranlara başına sizi izleyen arkadaşlar? Kanal lokantası sahibi işletmecisi Yaşar Özel. Yaşar. Zanos Paşa Camii karşısında iş yerimiz. Tarihi bir noktanın hemen bitişinde de. Tarihi Paşa Camii'nin tam doğu kapısı karşısındayız. Lokantamız çok eskidir. Biz 3. kuşakız. 100 yıllık Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş kanal lokantası olarak. Çok eskidir. Yani. Evet, burası böyledir yani. Gerçekten de bu böyle yani. Biz 3. kuşakız. Ama gerçekten Balıkesir Kanaat Lokantası bundan daha eski tarihi bir lokanta yok yani. Efendim, genelde müşterilerimize ne sunuyorsunuz? Genelde burada trit diye mesela biderli paça yapıyoruz. Sabahları sabah 5'te başlayıp biraz gündüz 3'e kadar. Çok özür dilerim yani. Yaşar abi. Trit'ten gerçi mekan, bu mekanın şöyle bir özelliğini gördüm. Bu mekan atıyorum gün boyu çalışan bir mekan değil. Sabah ve öğlen servis. Bakın biz bugün öğlen yemek yedik burada. Vakit öğleden sonra tezgah kapalı. Gelen müşteriye kusura bakmayın deniyor, gönderiliyor. Yani aman müşteri gelsin de geldiği öyle kadar böyle yani evet. Böyle bir mantıkla çalışmıyorlar. Yani çok böyle az sayıda bir avuç esnaf vardır. Müşterisini kapıdan yine teşekkür ederek gönderir. Ve gün şu anda akşama uzun vakit olmasına rağmen Yaşar abi gidin dükkanı tezgah toplatmışlar. Yok yani satabilecek ürün yok. Efendim bir de ekmek kadayıfı. Kaymaklı. Hakiki manda kaymağında. Hakiki manda kaymağında. Bugün bir ara tattım. O lezzet beni tekrar buraya kadar getirdi. Enes'cim getir. Bir ekmek kadayıfını alalım. Ya, koyalım. Buyurun. 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 Kameraman arkadaşımız Muhammed görüntülüyor, ekranlara getiriyor. Yani bizi izleyen insanların haklarını helal etmelerini istiyorum. Çünkü her gittiğimiz alanda böyle lezzet yolculuğu yaparken ekranları başında izleyen insanlar adına da tadına bakmak zorunda kalıyoruz. Yaşar abi müsaade var mı? Tabii buyurun. Şimdi hakiki manda kaymağından ve kaymak deyince biz afyon geliyor aslında. Yaşar o hakiki manda kaymağı. O krema değildir. Yani afyonun kırılması. Özellikle bizim köyden gelir. Köy mandalardan yapılır. Özeldir. Yani. Bu civar köylerden gelir yakın Balıkesir'e. Çok özeldir. Kesinlikle değildir yani. Manda kaymağı. Süt kaymağı da olur. Fakat bu hakiki manda yani. Size yemin ediyorum.
böyle bir lezzet, böyle bir gerçekten tat yok. Öyle yani. Sanki bütün kaymak bütün kan dolaşımlarımı etkiliyor yani. Bu kadar böyle. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz Yaşar abiyle. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler. Ben sizler için tadına bakıyorum yani. Afiyet olsun. Şimdi tabii ki bir yeri övmek, bir yeri yermek anlamında söylemiyoruz. Her yerin kendine özgü özellikleri var. Ben az önceki bu manda kaymağı ile kremadan bahsetti Yaşar abi. Bunun arasındaki farkı anlamaya çalışıyorum. Manda kaymağı ile krema dediğiniz kaymaktaki aradaki ciddi fark nedir? Bu manda sütünden olan bir şey. Köylerde yapılır bu. Ve krema dediğim fabrikalarda, mandıralarda, fabrikalarda olan sütün üzerinde fabrika yapıyor yani krema diye. Buna hep kaymak diye satılıyor onlar. Ama bu sadece köyde olur. Bu sadece manda kaymağı sütünden olur. Sütün üzeri bu. Bu hakiki kaymak bu yani manda kaymağı. Ama bu dışarıda buralardan alabilirsin. Fabrika her taraf kaymak yapıyor şimdi. Ama bu fabrika sen değil yani. Kesinlikle. Peki. Köyde yapılan. Kadınların köyde yapılan. Peki Balıkesir'de bizzati manda üretimi var mı? Var. Manda... Civar köylerde hepsinde var. Civar köyünde? Yap köyden gelir bu mesela. Yakup köy diye geçer. Oradan kaymağı bu. Yakup köyden gelir. Yakın burada köyde. Münferit günlük alındı. Tabii günlük olarak taze gelir ya. Her gün günlük taze gelir. Talep nasıl efendim sizin? Çok, bu? Çok talep. Talebi karşılayabiliyor musunuz? Elhamdülillah ama biraz zorluk çekiyoruz. Zaman zaman böyle yılbaşı zamanlarda, özel günlerde sıkıntı çekiyoruz bazen. Bir de tiritten bahseder misiniz? Tirit deyince şimdi bölgenin, ben Anadolu'da mesela bir televizyon programcısı olarak çok geziyorum. Ben tiriti burada tattım. Altına pide ekmeği. Üstünde eti. Dana eti. Dana eti veya tavuk eti. Yani tavuk eti. Veya onu dana ayaklarından da yapıyoruz. Ayak paça diyoruz. O da tam jeldir yani. O da çok özeldir. Acayip. Bütün sağlıkçılar onu yer mesela. Ayak paçadan yaparız. Dana ayağından. Kuzu değil. Şimdi ben Kahramanmaraşlıyım. Paça Maraş'ın ya patenti. Ben derim ki bazen paça içmek lazım insana gripin niyetine. Evet. Burada tirit de aynı. Evet. Tirit de aynı özelliğe sahip, evet, bence. Aynı. Tamamen enerji deposu. Tamamen enerji yani. Yani akıl almaz bir lezzet, akıl almaz bir tat. Balıkesir'e gelirseniz manda kaymağıyla ekmek kadayıfını mutlaka yiyiniz. Mutlaka tirit yemeden gitmeyin. Yemeden gitmeyiz. Bekleriz. Yaşar abi gerçekten iyi bir esnaf her şeyden önce ve akıl almaz bir lezzeti, bir tadı da insanlara sunmaktan müthiş bir keyif alan bir abimiz. Çok teşekkür ederiz. Yani bu yüzden ilgisine, alakasına ve samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Biz burada ekmek kadayıfımızı yerken sizler de helallik istiyoruz. Balıkesir'deki program çekimlerimiz sürüyor efendim.